Selamlar. Kamp ipuçlarına çadırla devam ediyorum. Genelde küçük çadırla kamp yapıyordum. Bir önceki kampımda yaklaşık 1,5 gün yağmura denk geldim. Küçük bir çadır olduğu için çadırdan da dışarı çok çıkamadık ve çadırda geçti diyebilirim. O günden sonra araştırma yaptım. Aile çadırları varmış. Şu anda gördüğünüz aile çadırı. Buradan buraya bir oturma odası var ve buradan buraya büyüyecek bir yatak odası var. Çeşitli çeşitli markalar var. Çok marka ismi vermek istemiyorum ama en uygununu seçebilirsiniz. İki kattan oluşuyor. Bir dışı, bir de içinde yine küçük bir yatak odası için kurulumu oluyor. İki kat olduğu için de yağmur geçirmiyor. Son zamanlarda Black and Fresh denilen çadırlar çıktı. İçerisi simsiyah, hem güneş geçirmiyor hem ışık geçirmiyor. Aslında çok güzel. Sadece güneşin altında çadır atarsanız kesinlikle Black and Fresh öneririm. Çünkü içerisi gerçekten çok serin kalıyor. Ama ben genellikle orman alanlarına kamp yaptığım için Black and Fresh seçmiyorum. İçerisi çok karanlık oluyor. Ben güneşin doğuşunu çadırımda hissetmek, onun aydınlığını görmek çok hoşuma gidiyor. Güzel bir özelliği de yaklaşık boyu 1,90 civarında, içeride eğilerek hareket etmiyorsunuz. Tamamen ayakta ve vücudunuzu zor pozisyonlara sokmadan yaşayabiliyorsunuz. Şimdi birazcık da içerisini göstereyim. Bir ipucu daha size. Ben aralarda boşluk kaldığı için yapraklarla, herhangi bir böcek, hayvan girmesin diye yapraklarla döşedim. Gerçekten çok iyi oldu. Bir de lütfen iplerini çok güzel gererseniz, yere sabitlerseniz rüzgardan da etkilenmiyor. Hadi bir de içeriği göstereyim size son. Bakalım nasıl içerisi. Güzel. Ve görüyorsunuz, bir insan boyundan daha da, benim yaklaşık boyum 1,80. Görüyorsunuz şu anda içerideyim. Buraya sandalye, masa da koyabiliyorsunuz. Yağmur da yağsa en ufak etkilenmiyorsunuz. Islanmadan hala keyif alıyorsunuz ki olmazsa içerisini de gösterelim. Şöyle penceresi de var. Dışarıyı da görüyorsunuz, canınız sıkılmıyor. Burayı kapattıktan sonra, kapısını kapattıktan sonra yatak odasının havalandırması gayet iyi. Gördüğünüz gibi iki kattan oluşuyor. Kurumu da çok kolay, toplaması da çok kolay. Ben taşlarla sabitlemeye çalıştım. Hem pislik girmesin, hem hayvan ve böcekler girmesin diye. Bir de delinmeyen özel bir örtü aldım ki tabanına zarar gelmeden masa sandalye koyalım diye. Evet, gösteriyoruz. Olmazsa en son kapısını da gösterelim. En önemlisi, lütfen çantalarınızı ve çadırınızın fermuarlarını muhakkak kapatın. Çünkü içeriye bazen böcekler giriyor, sokma olaylarıyla karşılaşılıyor. Lütfen her daim kapalı olsun fermuarlar, çantanızın ve çadırınızın. Evet, hatta son bir burayı da kapatayım olmazsa. Ve son kapısını da gösteriyorum. Ben size yine selam edeceğim en son. Evet, şuradan iki taraflı. Evet, buradan da. Evet, çok hoş bir şekilde kapanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Ben kapatıyorum. Olmazsa biraz içeride kalacağım. Kamp ipuçlarını lütfen siz de, eğer özel bilgileriniz varsa, işlevsel, etkili, lütfen yorum olarak videonun altına paylaşın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.